Selam arkadaşlar, yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tekrardan bedava böyle Rocketdick'te eşya almalı, araba almalı bir video ile karşınızdayız. Şimdi bugünkü yapacağımız olay şu olacak. Biliyorsunuz ki ben 3 hafta önce bir tane RL Supply adında site tanıtmıştım size. İşte Rocketdick'te bedava eşya çekebildiğiniz bir siteydi bu. Videonun yorumunda bana şey yorumu gelmişti. Abi sen siteyi gösteriyorsun ama eşya kendin çekmiyorsun. Nasıl olacak bu iş? Bize göster. Biz öyle çekelim diye eşyalarımızı. Harbiden çok mantıklı bir yorumdu. Ben de orada kredim yoktu diye, sitenin kredisi yoktu diye çekememiştim ve bu videoda bunu harbiden test edeceğiz. Bakalım gerçekten o siteden fenek çekebileceğiz mi, yoksa bir palavradan mı ibaret? Bunu görmüş olacağız. O yüzden direkt videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce de aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalda hala abone değilseniz 200 saniyenizi ayırıp abone olmayı unutmayın. Ve Instagram'dan takip edip de Discord'a gelirseniz de çok mutlu olurum. Orada da bayağı bir kitle olduk. O zaman şimdi direkt olayımıza girelim, sitemize geçelim. Şimdi sitemize geldik. Sitemizin ismi RL Supply. Bu sitede benim 2653 kredim var ve çekebildiğim kadar eşya çekmeye çalışacağım bu siteden. Bu arada açıklamada verdiğim linkten siteye kayıt olursanız, böyle fake hesapla falan kayıt olun, zaten sıkıntı olmuyor. Bakın benim hesabım da fake, o konuda içiniz rahat olsun. Size 250 kredi veriyor. Yani 250 site kredisi de 50 Rocketdick kredisi eder. Aklınızda bulunsun. Bu arada sitede nasıl eşya kasacağınızı, daha doğrusu kredi kasacağınızı da göstereyim. Onu atlamak isteyenler varsa da şu anda yansıttığım dakikaya giderek direkt eşya çekme aşamasına gidebilir. O zaman o kredi kasma olayını da sizlere çok kısa anlatayım. Dediğim gibi açıklamadaki linkten de siteye giriş yapmayı unutmayın 250 kredi almak için. Ortaklar var. Buradan ön kısmına geliyoruz. Buradan ortaklardan mesela bir tane seçelim. Edgem olsun. Bu arada hani CSGO skin'i alma mantığı gibi. CSGO oynayanlarınız beni bilecektir, anlayacaktır. Aynı o mantık. Mesela bir tanesini tıkladık. Burada bunu geçin. Burada para yatır diyor. 14K veriyor. Mesela bu oyunu indir, yükle. 13 seviyeye ulaş, 1600 veriyor diyor. Tamam, güzel. Yani 1600 yaklaşık 300 kredi eder. Onun dışında bak, bir tane anket yap, 4K veriyor diyor. Bu gayet iyiymiş. Mesela anketi tıklayalım biz. Bunu buradan continue to earn 4000 coin istiyorsunuz. Buradan okey diyorsunuz. Buradan başla mesela. Kabul ediyorum. Yaşınız işte buradan yazıyorsunuz. 19 mesela benim. Mesela erkek. Böyle işte anladınız siz, burayı kafanıza göre isterseniz sallayabilirsiniz arkadaşlar, ama böyle çok fazla sallamamaya özen gösterin, çünkü bazıları böyle direkt tık 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 yapayım diye dolduruyor hani çabucak bitirmek için. O zaman da vermeyebiliyor, aklınızda bulunsun, böyle olayları da var. Bunu bitirdiğiniz zaman size 4000 coin'iniz bir anda gelmiyor. Burada diyor ki 0 artı, yani benim 0 olduğu için konuşuyorum. 0 artı 4000 beklenen diyor. Beklenen coin de bir süre sonra geliyor. Yani coin dediğim işte para, sitenin parası, alınız. Ve diyelim coin'i kastınız. Bu arada mesela başka bir tane bakın, video var. Mesela buradan video izleyerek de kasabiliyorsunuz. İşte videonun konusunu seçebiliyorsunuz. Ya buradaki aslında olay konunun seçmediği, tamamen puan kasma ve şey alma üzerine olduğu için ben size en çok puan kasılanları göstermeye çalışıyorum. Onlar da anket ve oyun indirimi. Mesela personal diye bir şey var. Buradan mesela mobil uygulama diyor. İşte survey time, bunu kaydol diyor. Sana işte şu kadar diyor kredi vereceğim diyor. Aslında alıştığımız mantık var burada. Yine burada da kredi mantığı var. Bunların hepsi aynı. Ya dediğim gibi anketler ve oyun indirip oynamak en çok kazandıranlardır. Ondan sonra da diğer bonusları da yapabilirsiniz. Mesela adamların Discord sunucusuna katılırsanız günlük 20 coin veriyor. Ne bileyim, burada günlük coin ödülleri var. İşte birinci gün 5, ikinci gün 10, altıncı gün 30 gibi. Bunları alabiliyorsunuz. Steam grupları var. Onun dışında ama burada coin kazandırmıyor Steam grubu. Buna girmenize de gerek yok. Geçin bunu. Şimdi bunu kastık coinleri nasıl eşya kazanacağız? Şimdi buradan store'a geliyorum. Bu arada store'a gelmeden önce şurada wallet kısmı da var. Buradan şeyin özetini görebilirsiniz. İşte ne yap, ne geldi ne gelmedi gibi görevlerden bahsediyorum. Neyse, konumuza dönelim. Biz buradan store'a geldik. Diyelim ki fenek istiyoruz, tamam mı? Fene'ye tıkladık. Daha doğrusu fene'ye arattık. Bir burada mesela sitenin stoğunda şu an gri fenek var bir tane. 7 tane de 5300 krediye normal fenek var. Zaten benim gösterdiğim anket 4000'di arkadaşlar. 250 siz başlangıçta alıyordunuz. 1000 coin eksiniz var. Onu da işte bir tane oyun indirip yükleyerek kolayca kasarsınız. Hadi en kötü 1 saatinizi alsın dedim. 1-2 saatinizi alsın dedim. Biz 1-2 saate fenek buradan alabiliyorsunuz. Ama nasıl alacaksınız? Diyelim fene tıkladınız.
Buradan confirm diyorsunuz. Ama tabii benim coin'im yok. O yüzden checkout diyemeyeceğim. Ama şöyle bir şey var. Burada checkout demeden önce şuradan settings'e geliyorsunuz, tamam mı? Epic ismini yazıyorsunuz buraya. Epic isminizi. Bu arada Gmail'de, burada Gmail'de kaydolduğum da var zaten. Steam ve Discord'la kaydolmadım. Dediğim gibi benim gibi güvenmeyenler de Gmail'de kaydolabilir. Mesela ben buraya IDGal yazayım. Epic ismi yazayım. Update diyorsunuz. Tamam mı? Ondan sonra buraya geri geliyorsunuz. Feneyi seçtik. Confirm dedik, onayla dedik. Buradan Rocket League açıyorsunuz. Buradan değil daha doğrusu. Gidiyorsunuz işte Rocket League'i nereye kurduysanız açıyorsunuz. Yani buradan checkout dediğiniz zaman Rocket League'iniz açık olmak zorunda. Çünkü eşya size gerçek bir kişi değil, sitenin botları gönderiyor. Bu da aklınızda bulunsun. Ondan sonra eşyanızı alabiliyorsunuz. Bizim Discord'da bir tane arkadaş almıştı işte 190 kredim ne aldı. Onun fotoğraflarını da attı bana, göstereyim sizlere. Öyle alabiliyorsunuz. O mesela kredi aldı. Siz isterseniz fenek alırsınız. Ne bileyim mesela atıyorum başka bir eşya alabilir. Mesela elektro şok olabilir. Bak elektro şok 1632 ki ucuz bence bir Black Market'e göre. Ne bileyim işte komod olabilir. Burada yani bir sürü eşya var ya. Ben bulamayacağınız eşya yoktur diye düşünüyorum. Tabii sitenin stokları dahilinde. Buradan ucuzdan pahalıya şeklinde gidiyor. Mesela siz bir roket bez tekerleği istiyorsunuz ama kredinizde yok. Kredi satın almak yerine işte buradan alabiliyorsunuz. Tabii ki takısınız açık salabiliyorsunuz. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Onun dışında gösterebileceğim başka bir şey var mı diye bakıyorum. Wallet'ı gösterdim. Ön kısmını gösterdim. Dediğim gibi mutlaka benim referans linkimle girin arkadaşlar. Çünkü 250 coin ile başlıyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Yani bir sıfır önde başlıyorsunuz. Şimdi size nasıl coin kasacağınızı gösterdim. Artık buradan sonra nasıl eşya çekeceğimize geçebiliriz. Şimdi buradan setting istiyoruz ilk başta arkadaşlar. Epic hesabımızı buraya yazıyoruz. Benim mesela IDGal update deyip buraya kaydediyorum. Tamam, bu ilk aşama. İkinci aşama, oyunumuz mutlaka arkada açık olur. Benim şu an arkada açık görüyorsunuz. Burası da tamam. Ondan sonra öbür aşamamıza geçebiliriz. Şimdi biz ne istiyoruz? Fenek istiyoruz. O yüzden fenek yazıyoruz buraya. Bakalım gerçekten verecek mi? 2653 coin'imiz var. Bakın tamı tamına yetiyor. Buradan confirm diyorum. Checkout diyorum. Bakalım ne diyor? One of currently unavailable. Yani bu yokmuş. Tamam. Peki belki gerçekten sitede yoktur. Başka bir eşya deneyeyim. Şimdi uzun uğraşların sonucu bayağı bir eşya denedim arkadaşlar. Neredeyse hiçbir kabul etmedi. Bir tane Draco tutturabildik. Ve şimdi buradan bakın Draco için receive items diyorum. Arada hata verebiliyor. Bir 2-3 kere deneyeceğiz bunu. Bakalım olacak mı? Bakın you have been invited to a party on Rocket League diyor. Rocket League açıyorum. Bak aynı bot geri geldi. Takas'a davet edecek şimdi. Draco'muzu verecek. Sniper sertifikalı olması lazım. Ona da bakacağız birazdan. Sniper sertifikalı gri Draco'muzu verdi. İkinci eşyamız da gayet başarılı abi. 2'de 2 gidiyoruz. Sonrasında site hakkında birkaç şey konuşacağım. Yani bir 2-3 sıkıntısı var ama şu an gerçekten de eşyaları veriyor ve gruptan yine attı. Son eşyamızı çekmeye devam edelim. Şimdi galiba 5. eşyamız oldu. Bir bakalım 1-2-3 4. eşyamız olmuş arkadaşlar. Bundan sonra bir tane de eşya çekip artık salacağım çünkü ya zaten paramız da bitiyor. Şimdi bakın yine aynı uyarıyı verdi. Tekrardan Rocket League'e geri dönün. Bak hep aynı bot atıyor, fark ettiniz mi? Bot geliyor. Şimdi bize ne verecekti ya, onu unuttum. Kapasitör verecek arkadaşlar. Kobalt. Bakın kobalt kapasitör, bunu da verdi. Aldık. 4. eşyamız da cepte. Son eşyayı da çekip artık salacağım. Onun üstüne böyle ne çektik onlara bir bakacağız. Şuradan takası da yapalım. Bak gruptan direkt attı. 5. ile devam. 5. ve son eşyamızda da bir tane çıkartma çektik. Shell Glitch adı adında. Şimdi garaja geliyorum. Buradan envanteri düzenliyorum arkadaşlar. Filtreleri göster. Buradan en sona sıralıyorum. Ve ne çektik bir bakalım. Şimdi ilk başta Solar Flare çektik. Bunun kaydını alamadım maalesef. O yüzden gösteremedim. Ya şuradaki kalkan hatası kapasitörün kaydını almıştım. Mainliner ve güneş patlamasının kaydını alamadım ama zaten sitenin o veri tabanında görürseniz, videoda kayıt almıştım orayı, oradan çektiklerimi görebilirsiniz muhakkak. O yüzden ondan dolayı bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ve fiyatlarına geliyorum. Güneş patlamasının fiyatı 200-300 kredi. Draco'muz 350-450 kredi. Şunların üçüne de hadi taş çatlası 100 kredi deyin arkadaşlar. Burada
Ortalama 700-800 kredilik bir eşya var ve gerçekten yani bir 2-3 görev yaparak bu sitede böyle eşyaları çekebiliyorsunuz. Mutlaka dediğim gibi palavra da çıkmadı ama 2-3 sıkıntısı var. Onlar da ne? Yani sitede 100 tane eşya varsa bunların sadece size 20 tanesini 30 tanesini çektiriyor. Dürüst olmak gerekirse o 20-30 tanesini çeken de gidiyor. Ben de onlardan biriydim ve şanslıydım açıkçası ve bu eşyaları da çekebildim. O zaman şimdilik benden bu kadar olsun. Dediğim gibi siteye mutlaka açıklamadan verdiğim linkle kayıt olmayı unutmayın. Onun dışında Discord'da fenek çekişimiz var. Yeşil fenek çekişi. Ona da mutlaka katılın. Açıklamada Discord linki mevcut. O zaman şimdilik burada artık bitirelim videoyu. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Ve kanalda hala abone değilseniz 2-3 saniyenizi ayırıp kanala da abone olup zil butonu açarsanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman şimdilik görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.